Evet, şimdi ilk programımızı yazacağız. Programımız için Dev C++ IDE'sini kullanacağız. Yes diyelim. Evet. Benim işletim sistemim İngilizce olduğu için derleyicide bazı harfler çıkmıyor, Türkçe karakterler, ama işletim sistemi Türkçe olanlar için bu harflerde sorun olacağını zannetmiyorum. Şimdi yeni bir program için burada new veyahut da yeni kaynak kodu dosyası veya kısa yol olarak CTRL-N tuşuyla açmak mümkün. Şimdi yeni bir dosya açacağız. Buradaki yazı karakterleri gördüğümüz gibi biraz küçük. Bunları büyütmek için CTRL ve mouse'un tekerleğini oynatarak büyütür ve büyütmek veya küçültmek mümkün. Şimdi ilk programımız olduğu için programımızla ilgili öncelikle bir açıklayıcı comment kısmı, yorum kısmı eklememiz gerekiyor. Yorumlar slash ya da taksim yıldız yıldız taksim arasına yazıyoruz. Programımızın ismi olacak. Daha sonra buraya ilgili B02 B02 01 örnek 01.c ilk program. Dediğim gibi benim işletim sistemi Türkçe, İngilizce olduğu için burada i harf filan çıkmayabiliyor. Ama Türkçe işletim sistemleri için burada böyle bir sorun olmayacak. İlk program. Mesaj ekranı. Pekala. Şimdi başlık dosyalarını eklememiz gerekiyor. Başlık dosyası eklemek için önce diyez işareti include küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına stdio.h, bu standart girdi çıktı dosyalar için kullanılan başlık dosyası, include İngilizce içer, içe aktar anlamında gelmekte. Bu derlendiğinde program stdio.h isimli kütüphane dosyasını bizim programımızın içine aktaracak ve bazı ihtiyacımız olan girdi çıktı fonksiyonlarını aktif bir şekilde kullanabileceğiz. Daha sonra init main bir parantez void, sonra süslü parantez veya küme parantezi, bunun içine de bazı bizim asıl fonksiyonlarımızı yazacağımız, programımızı yazacağımız kısımları yazıyoruz. Öncelikle return 0 diyoruz. Böylelikle programımız başarılı bir şekilde sonlanacak. Programımız ekrana bir yazı yazmasını istiyoruz. Bunun için printf parantez içinde bir tırnak ifadesi merhaba bu bizim ilk programımız. Şimdi biraz küçültebiliriz herhalde. Daha sonra bittikten sonra buraya noktalı virgül koymamız lazım. Aynen return 0'da olduğu gibi. Burada evet. Güzel. Return 0. Şimdi bunu derlemeden önce
Yani çalışır bir executable dosya oluşturmadan önce bunu kaydedelim. Farklı kaydet seçeneğinden burada çeşitli formatlar var. C, CPP, H, RC. Biz C olarak kaydedeceğiz. Dolayısıyla bunu seçebiliriz. İsim olarak da daha önce yukarıda yazdığımız ismi masa üstüne ekliyoruz. Kaydedeceğim. Kaydettik. Şimdi bunu derleme çalıştır. Derleme F9 tuşuyla, çalıştır F10 tuşuyla, yani derlenmiş dosyanızı çalıştırmak için F10 tuşuna basarak çalıştırırız. Derle ve çalıştırı kullanıyorum ben genellikle. Ya da hepsini yeniden oluştur diyebilirsiniz F12 ile. Değerlemek, peki bunu derleyelim öncelikle. Derlediğimizde bize bazı bilgiler veriyor. Diyor ki file name, dosya ismi, C, users, desktop, B0201, örnek 01.c isimli dosyamız ne yapılmış? TDM, GCC, 4.9.2.30 gibi release ile derleniyor. GCC exe compiler olarak kullanılıyor. Sonra GCC exe bize bir çıktı dosyası oluşturacak. Hata, errors, hatalar 0, uyarılar 0. Output file name, yani çıktı dosyası. Users desktop'ta B0201 alt örnek 01.exe oluşmuş. 101.606 kilobayt 16 saniyede derleme işlemini başarmış. Peki bakalım bu dosyaya. Şöyle, bizim dosyamız burada. Oluşan dosya. Şu da kaydettiğimiz dosyamız. Bunu exe uzantılı, yani executable bir dosya. Herhangi bir bilgisayara bunu taktığımızda C derleyicimiz olmasa dahi artık bu çalışacak. Çalıştıralım ve bakalım ne veriyor bize sonuç. Çift tıkladık. Bekliyoruz. Bir şey çıkmadı. Buraya bir sistem pause eklemekte yarar var. Şimdi tekrar derleyelim. Tekrar derledik. Dosyamızı oluşturdu herhalde. Evet, oluşturmuş dosyamızı. Bakalım, tekrar çalıştıralım bunu. Evet, diyor ki merhaba, bu bizim ilk programımız, press any key to continue. Biraz önce ortaya çıkmamasının sebebi şuradaki sistem pause ifadesini yazmamamızdan dolayı. Bu şu demek, bu derlenip çalıştıktan sonra bir miktar bekle. Sistem, bizim işletim sistemimiz pause bekle demek, duraklat. Yani sistem çalıştığı zaman bir süre klavyeden bir çıkış girinceye kadar bekle demek. Şimdi buna bakıyoruz. Çalıştı. Veyahut da bu ikisini bir arada yapabiliriz. Çalıştır diyebiliriz. Derlenmiş dosyayı çalıştırabilir. Veyahut da şurada direkt olarak F11 tuşuna basarak veya derle ve çalıştır tuşuyla bizim dosyamızı oluşturabiliriz. Derlenmiş dosyamızı exe uzantılı. Merhaba, bu bizim ilk programımız. Press any key to continue şeklinde devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda bu programın ayrıntılı bir incelemesini yapacağız. Tekrar merhabalar. Şimdi bir önceki videodaki programın üzerinde konuşmaya başlayabiliriz. Bunu bir tekrar çalıştıralım. F11'e bastık. F11'e bastık. Derledi ve bize bazı ifadeler yazdı. Şurada yazdığımız ifademizin ve press any key to continue dedi.
Şimdi şöyle bir şuraya ters taksim ve ne eklemek istiyorum. Hatta bir tane daha ters taksim ne, ama önce buna bakalım ters taksim ne. Şimdi çalıştıralım F11. Bu defa presenicate continue ifadesini alt aldı. Peki bir alt satıra daha almasını istiyorum. O yüzden bir tane daha ne ekliyorum. Şunu da buraya koyabiliriz. F11'e bastık, tekrar çalıştırdık. Evet, şimdi bir boşluk bıraktı ve devam etti. Peki, sırasıyla programı incelemeye başlayalım. Burada neler söz konusu ondan başlayalım. Öncelikle taksim yıldız ve yıldız taksim ifadeleri, bu arasında kalan kısımlar yorum satırlarıdır. Bizim programımızla ilgili bilgiler verir. Örneğin programımızın ismini yazmışız. Buraya programımızla ilgili ilk program, mesaj ekranı, yani şu bizim command ekranı. Bu ekran üzerindeki mesajların nasıl yazılacağı hususunda bir örnek program. Bunları gösteriyor. Buradaki diez include ifadesi, bu birleşik olmalı. Bize şunu söylüyor. Include İngilizce içer demek. Bu küçüktür büyüktür işaretler arasındaki stdio.h isimli dosyayı içe aktar demek. Bu bizim girdi standart girdi çıktı fonksiyonlarımızı aktif bir şekilde kullanabilmemiz için gerekli. Derleme esnasında bu dosyadaki ifadeleri bizim programımız içerisine aktaracak. Biz de bunları rahatlıkla kullanabileceğiz. Buradaki init İngilizce integer'dan geliyor. İngilizce integer tam sayı demek. Ve aslında bir C programı, matematiksel bir fonksiyon gibi düşünebiliriz. Bir fonksiyonun da bir tanımlı olduğu uzay vardır. Bir x uzayı ve bunun karşılığına gelen y uzayı. İşte bunun ve tanımladığımız bu fonksiyonun bir tam sayı türünde olduğunu gösteriyor. Buradaki return ifadesi İngilizce dönüş demek. Bizim fonksiyonumuz, yani programımız sonunda sıfır değerine ulaşacak demek. Böylece programımız düzgün bir şekilde bitmiş olacak. Main İngilizce ana demek. Bütün C programları bir main fonksiyonu içermeli. Main isminde tanımlı bir fonksiyon. Bu bizim ana fonksiyonumuz. Temelde yapacağımız her şeyi main'in içinde tanımlayacağız. Bunun dışında ileride farklı fonksiyonları da tanımlayabiliriz. O fonksiyonları main içinde çağırıp kullanabiliriz. Ama bütün C fonksiyonları main isminde bir ifade içermeli. Main fonksiyonu bulunmalı. Buradaki void bir fonksiyon olduğuna göre fonksiyonların parametreleri vardır. F x y eşittir x kare artı 5 gibi. Ama bizim fonksiyonumuzun bir parametresi yok. Parametresi olmadığı için buna void diyoruz, yani boş anlamında, parametreye bağlı değil anlamında. İstersek bunu silebiliriz. Hiç koymayabiliriz void. Bu şu demek, default olarak program, yani bize void atayacak buraya. Yazsak da yazmasak da önemli değil. Küme parantezleri önemli. Bizim fonksiyonumuzun başladığı yeri ve bittiği yeri gösteriyor. Bizim IDE'mizde, yani IDE Integrated Development Environment'ın kısaltması İngilizce. Bu da şu demek, etkileşimli geliştirme ortamı. Bu C kodlarını bir TXT dosyası içerisinde de yazabilirdiniz. Buradaki command ekranından rahatlıkla bunları derleyebilirdiniz bazı komutlar vererek. Ama bu bize kolaylık sağlıyor. İşte bunun gibi derleyiciler var. Buradaki ifadede yazım kolaylığı sağlıyor bu ideler. Örneğin demiş ki 5'te başlıyor, 10'da bitiyor. Yani bizim main fonksiyonumuz 5. satırda başlayıp 10'da bitiyor. Buradaki printf ifadesi, print İngilizce yaz demek. Yani ekrana bir yazı yazacak.
yazacağı yazıda şurada tırnak içerisinde yazdığımız ifadeler. Merhaba, bu bizim ilk programımız. Buradaki ters taksim ne? Ne İngilizce new'den, yani yeni demek. Bir satıra başlıyor, burada yazıyor. Sonra yeni, new line gibi yeni satıra geç. Burada da bir daha yeni satıra geç. Bu şu demek, burayı ekrana yazdı. Aynen buradaki programımız gibi ekrana yazdı. Sonra bir alt satıra geçti, şuraya geldi. Sonra bir tane daha var burada. Yeni bir satır daha, şuraya geldi. Mutlaka buradaki ifadelerin sonu noktalı virgülle bitmeli. Noktalı virgülle bittiği zaman bu printf ifadesinin bittiğini gösteriyor. Artık 7. satıra geçebilir. 7. satırda bir şey yok. 8. satırda sistem, bizim sistemimiz. Sistemimize diyor ki pause, bekle. O da press any key to continue, yani bir tuşa basın, devam et, devam etmek için bir tuşa basın diyor. Bizim ekranımızın beklemesini, böylelikle şuradaki yazıyı görmemizi sağlıyor. Aksi takdirde ekrana bu yazıyı yazıp bunu kapatacaktı. Önceki videoda olduğu gibi. Pekala, return 0 dediğimiz gibi bizim fonksiyonumuz tam sayı türünde ve bir değere ulaşması lazım fonksiyon olduğu için. Aksi takdirde tanımsız olur. O yüzden return 0 ifadesini koymamız gerekir diyoruz. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki programlarımız temel olarak böyle bir şablonla başlayacak. Daha sonra main fonksiyonun içini gerekli ifadelerle dolduracağız. Bu arada dikkat ederseniz buradaki Türkçe ifadeler bizim ilk programımız. Buradaki I harfi ve I harfi şurada çıkmamış. Burada da çıkmadı. Bunun nedeni şu an Türkçe karakter desteğimiz yok. Çünkü Türkçe karakter için ilgili fonksiyonları aktif hale getirmemiz lazım. Bunu ilerleyen bölümlerde inceleyeceğiz. Şimdilik Türkçe karaktersiz ekran yazımızı görüyoruz. Evet. Görüşmek üzere.